Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Benim kasım patılarım çok güzel tomurcuklandılar. Bakın bir dalda 3-4-5 adet tomurcukları var. Ee, henüz çiçek açmaya biraz erken, ekim sonuna doğru açarlar. Ben hemen bir gübre yapmak istiyorum. Ayda iki kez gübre yapıyorum ben bunlara. Sulamasını ve gübresini düzenli yapıyorum. Bakın şöyle bu kısımda biraz böceklenmeler olmuştu yapraktan bu gübreden vermiştim. Bir kez uygulamam yetti. Bütün böcekleri temizlendi. Çok da güzeller. Böyle sayısı da oldukça arttı. Fide sayısı çok arttı. Kasım patılarınızın eğer tomurcuk sayısı az ya da tomurcukları küçükse gübre yapabilirsiniz. Her türlü gübreyi sever. Çiftlik gübresi, ev yapımı gübreler, bitki besinleri, bitki coşturanlar ne varsa elinizde kullanabilirsiniz. Benim elimde bunlar var. Ben o yüzden elimdekileri kullanacağım. Bunlar da benim bu sene yapmış olduğum fidelerim. Bakın fidelerim ne kadar büyüdü ve hepsi tuttu. Tutmayan bir fide dahi yok. Kasım patonun bu huyunu çok seviyorum. En küçücük dalından bile fide yapsanız tutuyor. Bu fidelerimi bugünlerde toprağa, bahçeye geçireceğim. Bahçede bir yer ayarladım. Çünkü bahçede bahçe toprağında olunca daha fazla yayılma özelliği gösteriyorlar. Şöyle bir kasım patılarıma ufak ufak böcekler gelmişti biliyorsunuz. Size videosunu yapıp göstermiştim. Bu böcek sorunu içinde ben bu gübreden yapraktan vermiştim. Bir kez uygulamam yetti. Böceklerinden de kurtuldular. Ben bu gübreyi hem yapraktan hem toprağından verebiliyorum. Çok da seviyor kasım patı. Bir de leonarditli humik asitim var. Dönüşümlü olarak kullanıyorum. Böyle pompalar kullanabiliyorum. Eğer toprağından vereceksem kovaya sulandırıp bir tas yardımıyla diplerine döküyorum. Ee, ayda bir kez de demir gübresi veriyorum çok az miktarda. Genelde çimlerime bakım yaparken o sırada çiçekleri de aradan çıkarıyorum. Yani özel olarak çiçekleri gübrelemeye uğraşmıyorum. Kasım patı dediğim gibi bütün gübreleri çok sever. Çiftlik gübresi varsa muhteşem güzel olur. Hiçbir şey yoksa yumurtayı ve patatesi tuzsuz haşlayın. Tuz koymayın haşlama sularına ve getirin. Soğuduktan sonra suyuyla kısım patılarınızı sulayın. O bile çok iyi gelir. Şöyle bakın fidelerimi de bu fidelemiş olduklarımı da güzelce gübreledim. Kasım patılarını budarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta Temmuz'a kadar budama işini bitirmelisiniz. Gübremin rengi böyle bakın. Doğal organik gübre. Fide başına 1 mililitre veriyorum. Yaklaşık burada 5 tane büyük fidem olduğunu varsayarak. Çünkü benim fideler görüyorsunuz hepsi birbirine girmiş durumda. 5 mililitreyi 5 litre su ile sulandırıp vereceğim. Yeterli geliyor. Bir eldiven kullanabilirsiniz bu gübreler insanın elini boyuyor. Şöyle yine bugün yapraktan vermek istiyorum. Toprağına da vereceğim. Hem yaprağına hem toprağına püskürteceğim bolca. 5 litre su koyup üzerine pompayla püskürteceğim. Kasım patıların budamasını güzel yaparsanız kasım patınız çok güzel çiçek açar, coşar. Onun için kasım patınızı Temmuz ayına kadar mümkünse 3-4 kez budama yapabilirseniz süper olur, dev gibi bir şey olur. Ee, çok güzel olur. Kasım Kasım patıların üzerinde çiçeğini görene kadar gübre yapabilirsiniz. Açtıktan sonra artık gübre yapmıyoruz. Sulamasını azaltıyoruz. Ne kadar az sularsak e, o kadar çiçeğini üzerinde fazla tutar. Şöyle üzerine güzelce püskürtüyorum sempatilerinizden bodur cinsi olanları budarken çok büyük dal kırmamaya özen gösterin. Onlardan çok minik dallar koparın ve kopardığınız o minik dalları da atmayın. Onları da toprağa, saksıya bir yere böyle yine üçerli, beşerli demetler halinde toprağa iyice gömün. Sadece böyle baş kısmı kalsa bile yeterli. Onlardan da çok güzel fide olur. Kasım o kadar güzel bir çiçek ki İnanın böyle her bir dalı minicik de olsa tutar kocaman bir kasım kasımpatı olur size kesinlikle budadığınız hiçbir fideyi atmayın küçük de olsa atmayın mutlaka toprağa batırın üçerli beşerli demetler halinde batırın orada tutsun şöyle güzelce ben her tarafına gelecek şekilde yaprağına toprağına gübreyi verdim Leonardo humik asit demir gübresi bu kullandığımda NPK 4-4-6 gübre. Bunları çok seviyor kasımpatı. Çiftlik gübreleri de olur. Ev yapımı gübreleri de olur. Özellikle ısırgan otu gübresi coşturuyor bunları. Isırgan otu gübresi gerçekten kuru daldan yaprak çıkarıyor. Ben çok yapıyorum. Kanalımda da tarifleri var. Ev yapımı gübreleri de deneyebilirsiniz. Bol çiçekleriniz olsun.